Ezelim hoş geldin Tekin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yani gez gelene biz ceza veriyoruz, nefes nefese kalın. Sorun yok. Gez kalana ceza. Şöyle seni alayım. Sorun yok, tamam. Yerinde sohbet edelim. Tabii ki ayaklarına sağlık, şeref verdin, onur verdin. Rica ederim, o şeref bana ait. Tekrar özür diliyorum hakikaten. Estağfurullah. Bunlar elimizde olmadan. Olağan şeyler. Onun için biz geç kalmayalım diye valla öğlende çıkıyoruz, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olması lazım artık hakikaten. Artık bir de çıkmamız lazım İstanbul, bizim yola. İstanbul artık bazı şeyleri öngörmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, telefonumuz mu var arkadaşlar? Evet. Reklamımız mı var? Tanıtıcı. Hazırsak sevgili dostlar, çok kısa, minicik, minnacık bir reklam arası diyoruz. Akabinde devam. Ertan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Yine yeni bir ürün. Evet. Mavi Karadeniz yenilikle bizlere geldi. Evet. Hoş yenilikle. Geldin. Ordu'nun değerlerine hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen seneden beri biliyorsunuz sizde çizmiş olduğumuz bir yol var. Ve burada beraber en güzel ürünleri böyle bu güzel programlarda vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi burada yine özelliklerini anlatacağımız güzel bir cep telefonu var. Ve bu cep telefonlarını isterseniz şöyle gelelim. Çünkü ekranın bir tarafında da ürünün yakın detayları dönecek. Şimdi ürünün sağ köşede detaylarını görüyorsunuz. Dönerken biz de şöyle anlatacağız. Şimdi Vimex telefonumuz
400 TL'ye satılan bir telefon ve biz sadece her reklam kuşağında olduğu gibi bu tanıtımda da 5 dakika içinde alt banttaki numaralardan bizleri arayan herkese bu telefonu sadece 199 TL'ye vereceğiz. Kargo bedeli almayacağız, KDV bedeli almayacağız, ÖTV bedeli almayacağız. Sadece 199 TL'ye 5 dakikalığına böyle kampanyayı açık halde sizlere ulaştıracağız. Ne yapacaksınız? Biz tanıtımı yaparken yoğun bir şekilde alt bantlarda dönen numaraları arayacaksınız. Siz aramaya başlarken ben de şöyle söyleyeyim. Telefon alırken hepimizin özellikle dikkat ettiği en önemli şey bence Türk malı ya da Çin malı olması. Şimdi izleyicilerimiz bize diyor ki bu telefon Çin malı mı yoksa yerli üretim mi? Biz önce bir onu bilelim diyorlar. Biz de söylüyoruz İstanbul'da Zeytinburnu'nda olan bir ürün yani yerli üretim. Yerli, Türk malı, Türk malı olduğuna dair de BTK kurumundan alınmış hem e-mail kayıtları hem de resmi belgeleri kullanma kılavuzunda sizlere gelecektir. Yani telefonumuz Türk malı. Şimdi bir telefon söylüyoruz. Şimdi ben size desem ki Kenan Bey bir telefon almak isteseniz o telefonun içinde ki Vimex'in özelliklerinden bahsediyorum bu arada. O telefon bataryası çok sağlam giden bir telefon olsa bir kere herhalde hemen bir 200 lira verilir değil mi? Aynen. Çünkü bataryası bir telefonun çok sağlam olacak. Konuştuğu zaman mağdur etmeyecek. En önemli ikinci olay içinde. Abi biz orada gidiyoruz. Bahçelerde telefonla konuşmamız lazım. Ya 12 saat, 13 saat biliyorsunuz yolda gidiyorsunuz. Aynen. Şarjı çok uzun gidecek. Bir de üstüne üstlük Facebook'u, MSN'i, Twitter'ı kesinlikle olacak. Değil mi? Aynen. Bir de bunun dışında çift sim kartlı olacak. En önemlisi de çift sim kartlı olmasının dışında da kameralı olacak. Öyle mi? Aynen. Ve kamerasının da güzel çekmesi lazım. Şimdi bu özelliklerdeki bir telefon şimdiden 250-300 liraya denk geldi değil mi? Ben 500'e yukarı tırmanacağım az sonra. Sen biraz evet, daha sayarsın. Çünkü en bomba özelliklerini ikinci planda tutuyorum. Bakın alacağınız televizyonun içinde, telefonun içinde zaten her telefonda radyo var ama bu telefonun içinde ayrıyetten bir de televizyon var. Yanlış duymadınız. Bir de televizyon var. Bu televizyon özelliği bile inanın telefona kat ve kat değer veriyor. Peki ben size desem ki hiçbir telefonda olmayan ya da birçok telefonda olmayan ama bizim telefonumuzda olan önemli bir şey var desem. Siz de bana deseniz ki nedir o? Ben söylesem belki bilmesem benim dahi aklıma gelmezdi. Bu telefon aynı zamanda bir gizli kamera desem ne dersiniz bana? Vallahi abi o tehlikeli derim. Bizi çekmesinler. Çekmez. Çekmesin. Nerede olduğunu bulabiliyor musunuz şu an? Bu normal kamerası. Üstlerinde bir şeyler var. Üste mi? Şimdi bunlar el feneri. Bunlar el feneri. Şu olabilir mi? Olabilir. Evet. Bravo. Doğru tahmin evet. ettiniz. Bakın telefonumuz şu an yan detaylarda da görüyorsunuz. Aynı zamanda bir gizli kamera. Evet. Evet. Oraya direkt atarsanız içeriği gösterir. Çekeceğiniz yeri göstermeniz lazım. Şimdi bakın. Ve ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Bu telefonla ilgili. Bakın şimdiden siz olsanız, bir alıcı olsanız 500 lira 600 lira verirsiniz değil yani, mi? Aynen. Ben size desem ki bunda zaten MMS var, titreşim var, Bluetooth var ve 199 lira Türk malı desem. Bunun yanında bir de desem ki 720 gün boyunca garantili yani 2 yıl boyunca garantili desem ne dersiniz? Çok güzel derim abi. Ve ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Lütfen kasasını açın. Kenan Bey sizden ricam. Ben size diyorum ki bu telefon taş gibi telefon. Bu kapağı lütfen kırmaya çalışır mısınız? Büküp kırmaya çalışın. Kırmaya daha güçlü evet. lütfen. Daha güçlü. En gücünüzden. Abi bende bu kadar güç yok. Ben kıramıyorsam kimse kıramaz. Çünkü biz denedik kıramadık. Çünkü biz fındık yiyoruz biliyor musun? Evet. Yani sizin daha evet şey olması lazım. Bakın çelik kasalıdır. Kırılmaz. Evet. Düştüğünde parçalanmaz. Çok ciddi söylüyorum size ya. Şu kapağı bükün. Yani büküp kırabilen biz daha görmedik. Çok sağlam. Aynen. Ve bakın şöyle söyleyip toparlamak istiyoruz. Son 2 dakikamız kaldı. Bu 2 dakikalık süre içinde arayan herkes bu telefonu 199 TL'ye alacak. Türk malı, 2 yıl garantili, yerli üretim. Hem normal kamerası olan, hem gizli kamerası olan. Bunun dışında hem radyo özelliği olan, hem de televizyon özelliği olan. Bir de ücretsiz yani bunlar. Ücretsiz. Bunun dışında hem video çekebilen, hem MP3 dinlenebilen ve bataryası çok fazla uzun gidebilen ve bunun dışında da Facebook, MSN, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine girebilmek için
internet özelliği olan, gizli kamerası olan, çelik kasalı, çift sim kartlı, 2 yıl garantili, şu an şu sağ tarafta da detayları dönüyor. Bu telefonu sadece ve sadece son 1 dakika içinde arayanlar 199 TL'ye alacak. Ve bir dahaki programa kadar bu tanıtım sizde olmayacak. Ne zaman geliyorsunuz? Haftaya bugün. Haftaya bugün geldiğiniz zaman yine orada inşallah 199 liraya indirip kampanya süresince herkese göndereceğiz. İnşallah. Ve Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo, kapıda ödeme kolaylığı, ekstra hiçbir ücret ödemeden sadece 199 TL'ye son bir dakikalığına 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan sizlere gelecek diyorum. Almanız önemli değil. Müşteri temsilcilerimize istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. İlgilenmeniz bile bizim için çok önemli. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah herkes bu fırsattan yararlansın diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok kısa, minicik bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi Ertan'ım... Geçtik. Evet sevgili dostlar, gerçekten bir perşembe akşamı Ordu'nun derelerine çok yoğun bir ilgi, özellikle telefonların rejide kilitlendiği söyleniyor. Reji bana diyor ki telefon için var ya, hani reklamını yaptık, telefon için mi diyorlar. Telefon kadar da Ordu'nun dereleri programına bağlanmak isteyenler var. Bu konuda hemen telefonlarımız hazır olanları da bağlayalım. Sevgili dostlar, yine Hürriyet Beldesi Dernek Başkanı değerli yönetimi bizleri izliyorlarmış. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım. Mehmet Aydın, Hürriyet Beldesi Belediye Başkanım. Telefonumuz var. Mehmet Başkanıma da buradan selamlar, saygılar olsun efendim. Kendisine selamlarımızı iletmiş olalım. Yine Samsun Çarşamba Hürriyet Beldesi bizim de aynı zamanda sponsorumuz Kemal Aydoğdu. Değerli ağamızın babası Dursun Aydoğdu ve Emine Aydoğdu bizleri izliyorlarmış. Aydoğdu ailesine de selamlar göndermiş olalım sevgili dostlar. Yine Ordu Fas'la kaplıcaların değerli sahibi Şenel Duran. Sevgili Şenel abicim, yapımcı ve orkestra geliyoruz, haberin olsun. Yapımcı, orkestra, Ezel Hanım, bir kaplıcalara gideriz değil mi? Tabii ki gideriz. Bir yorgunluk atarız. Geliyoruz. Buradan da bilgin olsun. En kısa zamanda geliyoruz. Metin Çoban, Kayabaşı Dernek Başkanım, sana da selamlarımızı gönderelim. Ha. Evet sevgili dostlar, telefonumuz yok sanırım. Bir türkü. Evet girelim. Alalım, bir türkü alalım dolu hemen. Dolu devam edelim. Haydi bakalım, bir türküyle evet, devam edelim. Evet, istek vardı, bir Ela Gözlüm. Bütün sevenlerinize gitsin buradan diyorum. Haydi bakalım. Thank you.
iplikleri takma başına. Elvan çiçekleri takma başına. Kudret kalemini çekme taşına, çekme taşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşımı sil melul melul. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını. Evet, bir de hareketli. Dedim ya, bomba gibi devam ediyoruz gümbür gümbür. Bir beyaz mendil. Üşüdüm durdum, üşüdüm biraz, dağlara sordum. Yine geldi yaz, bekledim durdum. Dön gel artık yar, dön gel artık yar. Allah ne için yanıyor yüreğim, yanıyor ciğerim. Solistim, ağzına sağlık. Cezanı çekiyorsun herhalde. Böyle cezaya can mı kurban yoksa bu orkestrayla beraber? Başımız gözümüz üstüne. Bakalım sevdikleriniz ne diyormuş? Telefon varmış galiba. Evet, telefonumuz mu var? Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar, orada gibiyim artık. Mehmet Bey. Yağmansız yağmurlar. Mehmet'im, dışarıda çok feci bir yağmur var. Aynı senin gibi. Ama senin kalbin yüreğin yağmur kadar güzel, biliyoruz. Hoş geldin, şerefler verdin. Hoş bulduk. Ne diyoruz hep beraber? Mutluluğu dışarıda aramayın. Orduya gelin, mutluluğun kralını yaşayın. Aynen. Mutluluğu dışarıda aramaya hiç gerek yok. Cumartesi akşamları zamansız yağmurlar. Perşembe akşamı ordunun dereleri. Arayın, her şey bizde abi. Eyvallah sevgili kardeşim, yüreğinizin güzelliği ekranlara yansıyor. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkürler. Tüm ordu yüreklilere, mor beyaz sevdalara sevgiler, selamlar. Şu anda yurdumuzun dört bir köşesinde biz sizleri izleyen
ordulara selam olsun. Yusuf Altınışık ve orkestrasına, Sayın Demircioğlu'na ve kankim Ezel Hanım'a selamlarımı gönderiyorum. Selamlar da benden bütün orduya ve sana zamansız yağmurlar Mehmet Bey. Çok zamanlı yağıyorsun. Bugün yağmasaydın. Mehmet'im, bugünkü yağmur harbiden zamansız oldu. Ezel Hanım trafikte kalmış. Biraz daha ayara dikkat et, gözünü seveyim. Zamansız. Mahsur kaldık ya, mahsur yani. Trafikte mahsur kaldık, böyle bir şey yok. Evet, ama yağmur rahmettir, berekettir. Biz yağmurlara alışığız. Toprağın kokusu da yağmurdandır biliyorsunuz. Ben Kenancığım, huzurlarınızda bir şey söylemek istiyorum. Buyur Mehmet'im. Müsaade edersen. Buyur, estağfurullah, buyur. Ordumuzun ve Türk halkının çok değerli üstadı, pamuk yürekli adamı Sayın Kamil Sönmez abimiz. Evet. Biliyorsunuz rahatsız ve hastanede şu anda. Evet, biz de zaten bu akşam ona özel bir VTR yayınladık. Dualarımız onunla. Acil şifalar diyoruz. İzledim. Ben de Sayın Kamil Sönmez'e, değerli ailesine ve sevenlerine bir an önce aramıza dönmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ya çok çok güzel oradaki ortam. İnanın bu akşam orada olmak isterdim. Şimdi Mehmet'im, seni çok seviyorum. Dediğim gibi Kamil Hoca ile ilgili de ufak da olsa bir anı VTR paylaşmaya çalıştık. Daha önce programlarımız öncesinde de değerli üstadımızla ilgili bir program formatı düşünmüştük. Sen, ben, değerli orkestramız. İnşallah evet. Sevgili hocam ayağa kalkar. Dualarımız onunla ilerleyen senelerde, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. İnşallah güzel bir organizasyonda bizler Kamil Sönmez'i, babayı yanımızda görmek istiyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Kesinlikle katılıyorum. Bu güzel dileklere, bu güzel işlerin altına imza atmak çok özel bir iştir. Cumartesi akşamı neredeyiz sevgili Kenan? Bağcılar Halk Sarayı. Gölçevler'in muhteşem gecesinde sevgili Eyvallah. Kenan'la beraber, sevgili Ercan Taş'ın gecesinde Gölçevli hemşehrilerimizle beraber olacağız. Ben sevgili kankimden, Ezel'den bir istek yapabilir miyim lütfen? Buyurun, buyurun, elbette ki. Tabii ki kankim. Sevgili Ezel, hoş geldin, şerefler verdin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Eyvallah. Bu baharda gelmediğimi bize söylersen müteşekkir olacağım. Seve seve. Seve seve. Sana sevgili, ailene ve bütün ordulara gelsin o zaman diyorum. Eyvallah. Sevgili Yusuf Altınışık'a ve orkestrasına, Sayın Demircioğlu'na, Kenan kardeşime ve sevgili Ezel'e selamlarımı sunuyorum. Serkan, o karizmatik Serkan bir el sallarsa sevineceğim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Eyvallah Mehmet'im. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol aradığın için. Evet. Dediğim gibi telefonları almaya devam edeceğiz. Telefonları almaya devam edeceğiz sevgili dostlar. İsteklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarımız da çok yoğun. Fırsat evet, buldukça okuyalım. Fırsat buldukça okuyacağız. Şimdi arkadaşlar, Ezel Hanım'ın mı hazır? Evet, Ezel Hanım'dan bir eser. Birinci parça bu bardan gelmedi ne? CD'den. Hayır, CD'den okuyoruz birinci parça. Tamam, o aksaklık geçene kadar o zaman ufak bir hata var. Biz bir eser okuyalım. Ondan sonra sevgili solistimi alalım. Ben de dinlenmiş olayım. Evet. Ayrılık sevgiyle. Evet, ayrılık treni diyelim. Sayın Şenol Toru, sana ve tüm sevdiklerine, misafirlerine gelsin. Selim Çoban, sana gelsin, misafirlerine. Haydi bakalım. Kade yazıyoruz. Bir boşluk. Yağmur çamur demeden gönderiyoruz. Haydi bak. Güllenmişti yaramın, yine bugün
oturma sen geldin. Kabuk tutmuş güllenmiş yaramız, yine bugün hatırıma sen geldin. Bir haber yolladım ben hır diyerek, senden mektuplarını sakladım. Ben seni var ya, ben seni ölümüne, ben seni taparcasına, ben seni delicesine sevmiştim kara gözlüm. Ben seni delicesine, ben seni ölürcesine sevmiştim ordulu. Ne bir selam ne de haber yolladım, dur diyerek sevdamızı sakladım. Şöyle ben beş orduyu yokladım, yine bugün hatırıma sen geldin. Şöyle ezel akkuşu da yokladım, yine bugün hatırıma sen geldin. Ayrılık bir eli gelip geçerken, sevda dağlarım delip giderken, herkes kendisine bir yar seçerken, yine bugün hatırıma sen geldin. Hocalarım, yüreklerinize sağlık. Evet, şöyle orduyu gezerken reklam mı? Evet, çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra ordunun dereleri Kenan Börekçi ile Ezel'le akmaya devam ediyor sevgili dostlar. Haydi bakın, şimdi reklamlardayız. İnşaatın katkılarıyla hazırlanan Kenan Börekçi ile Ordu'nun Dereleri devam edecek. İslam dünyasında bugüne kadar yapılmış en iyi sinema filmi. Yüce Rabbim, dünya var oldukça hiç kimseye bahşetmediğin ve bahşetmeyeceğin bir krallık bahşetmeni dilerim. Hazreti Süleyman'ın krallığı. Bütün kabile reislerine ve kahinlere haber yollayın. Derhal Kudüs'e gelsinler. O ne kendisinden önce ne de sonra kimseye nasip olmayan bir krallığa sahipti. Çok büyük olayların içine sürükleniyoruz. Çok zorlu olacak. Hazreti Süleyman'ın şeytanın karanlık ordusuna karşı verdiği mücadele. Ve cinlerin fitnesi. Daha önce hiçbir peygamber böylesine tehlikeli bir maceraya atılmadı. Kuşlara, cinlere ve rüzgara hükmeden peygamberin öyküsü.
Eğer bu yaratıklar gelirse kendini beğenmiş bu genci mutlaka yıkıp geçerler. Hazır olun! Muhteşem görüntü ve ses efektleriyle herkesin seyretmesi gereken muhteşem bir sinema filmi. Süleyman bitmedi. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın emriyle henüz beşikteyken konuşmaya başlayan, körleri iyileştirip ölüleri dirilten Hazreti İsa'nın mucizelerle dolu ve bir o kadar da trajik hayatının anlatıldığı sinema filmi, bunun yanında Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed'in hayatının yer aldığı Siyer-i Nebi kitabı bitmedi. Bu seti alan herkese piyasa değeri 10 lira olan Sedat Uçan'ın Allah Yeter isimli son ilahi albümü de hediye. Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Kerbela kan ile doldu. İki sinema filmi, bir kitap ve bir albümün bulunduğu bu muhteşem set sadece 19 lira 90 kuruş. Üstelik kargosu da bizden. Bu sete sahip olmak için hemen 0212 709 47 47 nolu telefon arayın ya da www.albumyurdu.com adresinden siparişinizi verin. O şimdi Türkiye'de. 200 metre mesafeli. Sadece 10 santimetre boyunda. 110 lira yerine sadece 59 lira. Hayder Süper Power polis tipi taktik cep feneri son teknolojik Q5 devresiyle muhteşem bir aydınlatma mesafesi sunuyor. 2012 model şık tasarım cep feneriniz arabanızda, evinizde, avcılıkta, doğa sporlarında, dağlarda, köylerde, şehirlerde, güvenlik servislerinde, iş yerinizde, kısacası her yerde vazgeçilmez bir dostunuz olacak. Benzer boyuttaki cep fenerleri en fazla 20-30 metre aydınlatma sağlarken Hayder CF1 yaklaşık 200 metrelik şaşırtıcı bir mesafeye sahiptir. Mükemmel bir güce sahip olan ve buna rağmen sadece 10 santimetre uzunlukta olan son teknoloji Hayder cep feneri askı aparatıyla rahatlıkla cepte taşınabilir. Uluslararası kalite sertifikalı ve IPX8 standardında üretilen Hayder cep feneri darbelere dayanıklı sert alüminyum gövdeye sahiptir ve su geçirmez. Ayrıca oynar başlığı sayesinde uzak yakın fokus ayarı çok kolay yapılabiliyor. Sağlam, güvenilir, küçük boyutlu ve kendi sınıfında en uzun mesafeye sahip Hayder CF1, dünyanın pek çok ülkesinde ordu, polis ve özel güvenlik teşkilatlarında kullanılıyor. Avcılık ve doğa sporlarında da göz bebeği olan CF1, her yerde bulabileceğiniz 1,5 voltluk alkalin pille çalışır. Sıkı durun, şimdi size bir sürprizimiz var. Ayrı ayrı satılan ve toplam 39 lira değerindeki batarya ve şarj cihazı şimdi fiyata dahil. Yaklaşık 100 yıl ömürlü Q5 sistemine sahip Hayder CF1 batarya ve şarj cihazı dahil, KDV dahil sadece 59 lira. Hemen arayın. 200 metre mesafeli süper cep feneri adresinize gelsin. İster kapıda ödeyin, ister kredi kartıyla. 0212 292 24 24 Metem Teknoloji. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için.
Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam. Akşam da yatarken. Çay bardağı. Dörtte bir diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz. Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki bunun evreleri var. Evreleri dört evre. Birinci evrede hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam. Akşam da yatarken. Çay bardağı, dörtte bir diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Değirmenin taşı olsam ahulana, hey hey hey. Ahulana, hey hey hey. Ahulana, hey hey. Devam, devam. Yansın. Ormanlarda derin kuytu yer olsam, balta odak
gece gündüz çalınsa. İnşaatın katkılarıyla hazırlanan Kenan Börekçi ile Ordu'nun Dereleri devam ediyor. Çılgınca seviyorum.
sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Sizin de elinize sağlık. Evet, şöyle alayım seni. Sevgili dostlar, birkaç tane mesaj çok hızlı bir şekilde paylaşayım lütfen. Çünkü mesajlarımız yoğun. Konuklarımız bizlere darılmasınlar, kırılmasınlar, yoğun. Malum Yağmur'a da mesajlar takılıyor. Biz Kastamonu'dan Cemre Gizem Miray, anne, annemiz ülke için. Akkuş'un Gürgenleri demişler. Birazdan okuduk, annenize gelmiş olsun. Kastamonu'ya da selamlar gönderelim arkadaşlar. Ben Ankara'dan Bahtiyar. Eken sizden Akkuş'un Gürgenleri istiyorum, ordulara gelsin, orduya selam demişler. Efendim okuduk, sizlere de gelmiş olsun. Kenan'ın programında başarılar diliyorum. Ben Tuncay Kütük Hisarcık Köyü'nden seni zevkle seyrediyorum. Senden bir türlü unutamadım parçasını istiyorum. Hisarcık Köyü'ne selam söylersen memnun olurum. Hisarcık Köyü'ne değil Küçük Osmanlı'ya selamlar olsun arkadaşlar. Ben Ankara'dan Yılmaz, mesut musun bir tanem yoksa ağlıyor musun parçasını Ordu'dan Faslı'daki Bilgin Ergünce'ye gelsin. Onu çok seviyorum. Size de başarılar demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'ya da selamlar gönderelim. Hemen sıradaki. Gölene'nin Kudret Köyü'nden Necda Ok, Beykoz Bağüstü Mahallesi'ne selamlar. Beykoz seni çok özledim, kader utansın demişler. Eyvallah. Ezel Hanım, Tokat'ta bulunan bir yakınım için Akkuş'un Gürgenlerini söyler misiniz? Tabii ki, birazdan. Tabii gelsin arkadaşlar, Tokatlara gelsin. Ben İstanbul'dan Zuhal Tiraki, Volkan Konak'tan hastane önünde incir ağacını çalarsanız sevinirim, parçayı bulanacak. Pazar Suyu Köyü'ne yaşayan dayım Mürsel Yılmaz ve amcam Talat Tiraki'ye armağan ediyorum. Teşekkürler efendim. Kenan kardeşim, ben Güzel Yurt'tan Selim Koç, senden bir şehit şarkısı istiyorum demişler. İnşallah asker türküsü zamanımız kalırsa okuyacağız. Bunu da buradan ifade edelim. Biz her hafta malum artık herkes alıştı, bir asker türküsü, bir asker türküsü. Her hafta okuyoruz. Bir eledim eledim diyelim mi o zaman? Oo, çok güzel bir parça. Bir eledim eledim diyelim. Şimdi aslında askerlerimize gelsin. Biraz böyle duygusal takılacaktım. Bu adam benim babam diyecektim ama bir diyelim telefon mi? Mu var? Evet, alo. Alo. Efendim buyurun. İyi akşamlar Kenan Bey. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? Ali Ayan, Ordu İli Merkezi Yardım Başkanı Köyü. Sayın Başkan, Sayın Başkan, her hafta kulaklarını çınlatıyorum. Duyuyor musun? Duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Sana ihtiyacımız var. Senin gibi adamlara bizim ihtiyacımız var başkanım. Bizi bırakma, gözünü seveyim. Bırakmayacağız. Üyelerimizden de gelen olumlu tepki üzerine zaten biz de bu aldığımız karardan vazgeçtik. Sayın Başkan, ben yardımcılığa hazırım. Haberin olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizim... Zaten her zaman yanımızda olduğunun farkındayım, biliyoruz. Eyvallah. Organizasyon yapıyoruz. Orkestra burada. Sanatçılar burada abi. Paraya bula ihtiyaç yok. Sıkıntı kesinlikle yok. Evet, evet. Evet, seni dinliyorum sevgili başkanım. Buyur. Yusuf abiye de selamlar diyorum. Bir de zaten siz programı izliyorum. Kamil abi unutmadınız. Ona da acil şifalar diliyorum. Allah acil şifalar versin. Önümüzde derneğimizin genel kurulu var. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir genel kurul olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programımızın akışı çok güzel gidiyor. İki haftadır evimizde izliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bir gün sizlerle orada olmaktan mutluluk duyacağız. İnşallah o mutluluk. Konuk olmak istiyoruz. Eyvallah. Canan kardeşim, çok başarılısın. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayını yaparak Ordu sevdalılarını umutlandırdınız. Ordu'yu bir kez daha İstanbul'da yaşattığınız için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili başkanım. İnşallah olağan kurulun güzel bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Çünkü ben merkez köyleri, dernek üyelerini de yakından tanıdım. Onların evet. Sizlerin programında da bulundum. Ordu'yu İstanbul'da çok kaliteli bir şekilde temsil eden değerlerimizden, başkanlarımızdan bir tanesisin. İnşallah şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kalbimiz, gönlümüz, yüreğimiz hep sizlerle. Sana, derneğine, tüm üyelerine buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi programlar diliyorum. Sağ evet. olun. Teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Evet. Eledim eledim diyelim askerlerimiz için. Haydi bakalım.
derdime leledim, ölü keledim. Aynalı beşikte canan bebek meledim. Aynalı beşikte canan bebek meledim. Büyüttüm besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi oğlu, buna ne çare. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. Aşkın ateşini de yar yar sineme sağlam. Bizi kınamasın ehli din olan. Gitti de gelmedi o kul, buna ne çare. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. Ülkemizin dört bir köşesinden zor şartlarda vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize gelsin. Ezelim, hemen alayım. Alalım. Hemen lütfen. Hemen bir eser alalım senden. Akış'ın Gürgenler'e istek vardı, onu yapalım o zaman. Okuduk. Sen hep pişti oluyorsun bu akşam. Olsun. Pişti olmak için geldik zaten. Aşk olsun. Evet. Sıkıntı var mı? Yapalım, fark etmez. Tamam, buyurun re. Gönderdiğin mektupları
Gelmiş olsun burada. Ah bir de konuşabilsem neler anlatacağım size de. Solistim ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Zaman aralığımız nedir? Onu da bildirin bizlere. Efendim hemen değerli sponsorlarıma şöyle kısaca bir teşekkürlerimi, şükranlarımı sunayım. Çünkü onlar baş tacı, onlar bizim gönlümüzün, yüreğimizin, bu türkülerin ekranlara yansınmasına vesile olan çok değerli isimler. Sayın Ramazan Kütük, buradan şükranlarımı sunuyorum değerli abime. Hürriyet Beldesi Dernek Başkanı Eyüp Alkaptan, sevgili başkanım selamlar olsun. Nihat Aydoğan abime selamlar olsun. Kemal Aydoğdu, stüdyomuzda yine ifade etmiştim inşallah. Her zaman bizlerle olan değerli bir isim. Güney Şahin Başkanım telefonla bağlandı, kendisine şükranlarımı sunuyorum. Şenol Toro, sevgili abim teşekkürler. Yine Selim Çoban her hafta bizlerle, kendisine teşekkür ediyorum. Evet, zaman aralığımız nedir değerli yönetmenim? Türküyle veda edeceğiz. Ezelim. Abi bu adam benim babam, okuyalım mı? Sesimiz do olsun. Tamam, okuyalım. Evet. Son olarak. Beraber yaparız, evet. Kenan Bey, özellikle teşekkür ediyorum. Hele bir durun şurada. İki lafın belini kıracaktım ha. Konuşturtmadınız beni. Teşekkür ederim sana özellikle. Evet biraz gecikmeli oldu ama güzel bir program oldu. Eyvallah. Keyif aldım. Mavi Karadeniz çalışan arkadaşlarımızla, rejiye.
bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ve tabii ki Yusuf Altınışık ve Dev Orkestrası. Evet, harikasınız, elinize sağlık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ediyorum. Gönüllü isterdi ki keşke programın başında olsa daha fazla sohbet edebilseydik. Bir albüm hazırlığı. Evet, sanırım bir albüm hazırlığındayım. Çok fazla sohbet etme şansımız olmadı ama ilerleyen haftalarda inşallah. İnşallah tekrar ziyaret ederiz. Ordulu Ezel İstanbul'da ordu türküleriyle gezer, haberiniz olsun. İnşallah Ezel Hanım'ı da... Ben giderken bile ordunun derlerini söylüyorum, öyle gidiyorum. İlerleyen haftalarda inşallah ekranlarda, İnşallah. İnşallah kendi programını da görmek istiyoruz. Evet, bu adam benim babam diyeceğiz. Haftaya buluşmak dileğiyle 8 Aralık Bağcılar Halk Sarayı'ndayız. Tüm sevenlerimizi haftaya bekliyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Köşe basketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe basketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Cebinde yok parası, toprağı sigarası, güneşte bir yarası. Avuklu çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama aslan babam, yara gündür geçer babam. Bir kapıyla bayan ciğerini açar babam, Allah büyüktür babam. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gündür geçer babam, hey. Bir kapıyla bayan ömrünü açar babam, Allah büyüktür babam, hey. Ağlama, ağlama benim babam, ağlama, ağlama aslan babam. Mevlam büyük, insanlar gibi değildir elbet. Bir kapıyı kapatır, öbür kapıyı açar babam. Derdi dağlardan büyük, bir çare beli bükük, ey. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, bir çare beli bükük, ey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye inmemiş, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama aslan babam, kara gündür geçer